Yani kitaphanelik degeni de aslında ne degeni, köp kitap okuş mu deyse, köp kitap okuyan adam musakkaf bo'ladi. Türlü kitaplarını köp kitap okuyan, musakkaf diyenimiz yani dünya karışı keng. Ama alim bo'lmaydi. Alim bir sahada köp kitap okuş bilan bo'ladi, her kıl sahada emas. Bir sahada köp kitap okuşunu o'zi ham alim bo'lmaydi. Belki yodlash ve fikirlash alim qiladi. Şunu yaxshi bilib olinglar. Olim bo'lishning garovi yodlash va fikrlash, ko'p o'qish emas. Ko'p o'qish ko'p narsadan xabardor qiladi, ammo olim qilmaydi. Olim qiladigan narsa ko'p yodlash va ko'p fikrlash. Shu bilan birga ko'p o'qish bo'lsa, ana nur ustiga nur bo'ladi. Ammo bir kunda 100 bet o'qiyapman, bir yilda 100 ta kitob o'qdim, 200 ta o'qdim desa yo onun hulasası bu mesela, o malumatlar onda saklanmasa, o hiç nasa kılmagan bula. Tasalli agan buladı. Bir nesani eşit kursa, ha bunu korgan ben deyip istedik olası. Ozu bir nesani icat kıl olmaydı. Alim buluş için, alim buluşunu garavu hama sahada, fiqhda hem, lügatta hem, şer'i ilimlerde hem, başka ilimlerde hem, dünyevi ilimlerde hem, umumi kaide şu, yadlaş ve fikirlaş insanla alim kılar. Yodlashni o'zi ham olim qilmaydi. 100 ta kitobni yodlang, olim bo'lmaysiz. Modom fikrlash bo'lmasa, tafakkur bo'lmasa, aqliyat kuchli bo'lmasa. Einstein qanday qilib bu darajaga yetdingiz deganda, yetakchilarning kitobini o'qidim, yetakchilardan ta'lim oldim degan. Demak, shuning uchun aql yasagan ular. Yetakchilar aql yasaydi. Kitob o'qishdan, ilm olishdan maqsad aql yasash bo'ladi. Aql yasalsa kishi to'g'ri fikrlaydigan doğru tasarruf kıladigan bo'ladi. Bu hamma sohaga tegishli.